Videoya başlamadan önce en baştan söylüyorum, anlaşalım bir o konuda. Çayını kahveni al, gel karşılıklı sohbet edelim. Yani ben fazla konuşacağım, bunu biliyorum. Sen konuşmayacaksın sanırım. Yorumlarda konuşabiliriz. Ya da bir öneri olarak valizini alıp gelebilirsin. Bu videoyu durdurup hemen valizini alıp gelebilirsin. Karşılıklı valiz hazırlarız. Bence çok keyifli olacak. Ben çok fazla konuşacağım, buna inanıyorum. Hava da çok sıcak şu an. Bayılmak üzereyim, burada fenalık geçireceğim büyük ihtimalle. O zaman biz videoya başlayalım. Evet, başlıyorum o zaman. Herkese selam, ben Melisa, kanalıma hoş geldiniz. Belki daha önce karşılaşmışızdır, özellikle yurt için ihtiyaç listesi hazırlamıştım. O videoda karşılaşmış olabiliriz. İzlemeyenler için şuraya tam kart bırakacağım, bir tane videonun sonuna eklenti, açıklamaya da link bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel yorumlar bıraktınız, gerçekten yorumları hep gülerek okudum, gerçekten çok tatlısınız, çok teşekkür ederim. Ben de dedim ki madem bu videoyu severek izlediniz, o zaman birlikte valiz hazırlasak çok daha güzel olabilir diye düşündüm. Gerçi bunu çok önceden planlıyordum ama bu sefer çok daha istekliyim bu videoyu çekmek için. Çünkü çok güzel bir bağ kurduk aramızda bence bu konuda. Bu arada şu an sınava hazırlananlar da motive olmak için bu videoları açıp izliyorlarmış. Şimdiden size buradan başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Sınavınız çok güzel geçer. Seneye tekrar valiz hazırlarken bu videoya gelirsiniz. O zaman başlayalım. Yani şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok valiz almayacağım. 1-2-3 tane valizim olacak. 3 valiz götüreceğim. Zaten evde kalacağım. Bu arada videonun başlığına yurt valizi hazırlama yazacağım büyük ihtimalle. Ama eve taşınıyorum ben. Yurda hazırlananlar için de yine aynı şeyler olacak. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Ki önceki videomdan gelenlere de sözüm vardı zaten. Bir valiz hazırlama videosu yaparız diye düşünmüştük. O yüzden başlığa öyle yazacağım. Ben evimi tuttum. Bu arada neyse, bunları valizi hazırlarken konuşalım. Ev tuttuk. Çok güzel bir ev gerçekten. O detayları falan her şeyi anlatacağım. Çok sabırsızlanıyorum. O zaman öncelikle yazlıkları yerleştirelim. Yazlıkları koymak için bence küçük bir valiz yeter diye düşünüyorum. Önceki videomdan hatırladığınız o emekli olacak olan valiz var ya, hani asker arkadaşım olan. O valize yazlıklarımı koyacağım. Tamam, sen gidebilirsin artık. Seni de şuraya alalım. Bay bay. Bay bay. Evet, o valizleri göndermişim gibi gözükmüş ama gönderememişim, bir saniye. Tamam, şimdi oldu. Şöyle küçük bir valizim var. Buna şimdi yazdıklarımı koyacağım. Yani bu arada bilmiyorsanız eğer, ben Uşak'ta okuyorum. Yeni medya ve iletişim 2. sınıf öğrencisiyim. Gidebilirsem inşallah. Online öğrenci olmaktan gerçekten çok sıkıldım. Şöyle başlayayım. Çok fazla yazlık almayacağım. Evde giymek için böyle hani pijama tarzında ya da markete giderken giyebileceğim, hani hava sıcakken falan. Böyle şorttur falan, yazlık, o tarz yazlıklardan alacağım işte. Şöyle tişörtler. Şöyle croplarım var. Cropları zaten kışın da giyiyorum. Gömlek içine çok güzel oluyor. Croplardan aldım. Şortlarımı aldım hemen. Şöyle 3 tane şort alacağım. Daha fazlasına gerek yok bence. Bu arada hepsi de aynı renk ya. Yazlık tişörtler böyle dümdüz. Bak, şu iki eşofmanımı alacağım. Biri tight, biri de normal böyle. Şöyle düz tişörtlerden yazlık yine kullanabileceğim. Zaten şöyle bir şey var. Denizli ya da başka bir yere gidiyor olsaydım çok daha fazla yazlık alacaktım. Denizli'de ben Eylül'ün kaçında gitmiştim hatırlamıyorum ama 2 ay kadar falan yazlık kıyafet giydim hep. Yani sıcak oluyordu hava. Ama şimdi Uşak serin, orada çok fazla yazlık giyemem. Maksimum böyle 2-3 hafta falan giyerim gibi hissediyorum. O yüzden çok fazla almayacağım. Çok fazla almamış halim bir valiz bu arada. Şöyle yazlıklardan, askılılardan falan bir sürü, yine hiçbir şey almamış halim bunlar. Bu arada siz hangi şehirlere gidiyorsunuz? Yani yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hem sohbet etmiş oluruz. Ben de merak ettim açıkçası. Ve etek alıyorum 2 tane şöyle. Bunu da almışım ama giymemişim. Neyse, giyeriz. Şöyle askılı yine croplardan bir sürü aldım. Pijamalarım, evet. Yazlık pijamalar. Şöyle bunları da aldım. Başka yazlık alabileceğim pek bir şey yok sanırım. Şimdilik bu kadar yeterli. Bu valizde de bayağı yer kaldı. Şu kenarlarda falan. Ya bu valizi çok sıkıştırarak düzenlemedim. Buranın yazlık bir valiz olmasını istiyorum. İçerisine hem şey de koyarım böyle. Mesela kurutma makinesi. Hatta onu şimdi ekleyeyim.
şöyle kurutma makinesi falan şu şekilde sıkıştırıp eklerim. Ya da daha ekleyebileceğim bir şeyler olursa kenarına eklerim. Yani bu valizi çok düzenli yerleştirmedim. Önemli olan kışlıklar. Tabii kışlıklardan kalan olursa da eklerim yine buraya. Bakalım bu valiz böyleydi şu an. Bu valizin içine ekleyebileceğim başka bir şey yok. Kapatayım yeter. Bayağı da doldu görüyorsunuz zaten. Hemen seni dışarıya alalım. Ay, gerçekten bunları taşıyacak hiç halim yok galiba şu an ya. Şu an kendimden bir herkül gücü falan bekliyorum. Bunu nasıl taşıyacağım? Hadi git sen de. Bay bay. Taşıdım tamam. Evet, bir diğer valizimiz de şöyle. Kocaman bir şey, tamam mı? Neyse valizimizi açalım. Böyle bayağı geniş bir şey. Yani bayağı idare eder bu beni. Bunun aynısından, hatta bunun biraz daha büyüğünden siyah olanı var. Onu da dolduracağız. Şimdi buna kışlıkları koymayı planlıyorum. Öncelikle olmazsa olmazımız gerçekten. Bunu hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsın. Sayımızı bilelim. Hurç almazsanız mutsuz olursunuz. Arkadaşlar gerçekten hurç almazsanız mutsuz olursunuz. Bunu da bir anlaşalım. Bundan benim de haberim yoktu o videodan önce. Ve o kadar güzel yorumlar yazmışsınız ki. Hatta Elif diye bir kız, tam soyadını hatırlamıyorum, yorumu tutmuş. Bu arada videoyu izliyorsan, yorum yazarsan sevinirim. Yorumları falan ekleyeceğim ben buraya bu videonun üstüne, okursunuz. Yani çok güzel yorumlar vardı gerçekten. Neyse hurç, ben yine eve çıkacağım. Yine hurç aldım çünkü gerçekten ya gerekiyor bence. Yani yurda da çıksanız eve de çıksanız gerekiyor diye düşünüyorum. İçerisine çoraplarımı falan koydum bu şekilde. Hem valiz içinde de düzenleyici oluyor, yani karmaşık bir şekilde valize yerleştirmemiş oluyorsunuz. Buna çoraplarımı koydum. Aynısından bir tane daha var. Buna da çamaşırlarımı koydum. Ben hemen size şöyle göstereyim. Bu şekilde yerleştirdim hurçlarımı. Hurcum var, mutluyum. Hurcum var, mutlusun sanıyorlar. Şuraya falan bir yere iliştiririm o yorumu görürsem. Neyse, o zaman ben kışlıklarımı alıp geliyorum hemen. Bu arada bir şey diyeceğim, unutmuş olduğum bir şey var. Şurada görmüş olduğunuz şu kıyafetler var ya, bunları da ekleyeceğim ben valize. Bunları en son eklerim büyük ihtimalle. Size gösterir miyim bilmiyorum. Zaten askılar falan var. Gideceğimiz zaman eklerim. Elbise, gömlek tarzı falan bu tarz şeyler var. Onları şimdi valize eklersem kırışacak falan. Biraz sıkıntı olacak. Gerçi evimde ütü var. O şekilde halledebilirim. Neyse bunları da ekleyeceğim. Bunu söylemek istedim. Hemen kapatalım şurayı. Tamam. Şimdi kışlıklarımı yerleştirelim. Kırmızı valizi oraya bıraktım. Şimdi burada siyah büyük valizim var. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde kocaman bir valiz. Gösterebiliyor muyum? Evet. Şöyle kocaman bir valiz var. Şimdi buna yerleştireceğiz. Bu dolduğu zaman kırmızı valizi getireceğim. İlk önce şunu bir ayak altından çıkaralım. Şöyle kocaman bir valiz, tamam mı? Bu arada şurada kemanım gözüküyor ya. Duygulandım biraz. Evet. Kemanımı da götürmeyi planlıyorum. Belge almaya ihtiyacım var bu konuda. Belge için bir kurs başvurusu yapacağım. Belgeye ihtiyacım var. O yüzden kemana tekrar başlıyorum. Uzun zamandır falan çalmıyorum. İyi olacak. Bunu da görmüşken göstermek istedim. O zaman şimdi hemen yerleştirelim. Şöyle aldım. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir valizi böyle çok fazla yer kaplamadan nasıl yerleştirebilirim bilmiyorum. Dur. Tişörtümü alıyordu. Nasıl yerleştirebilirim bilmiyorum. Benim yerleştirdiğim valizler çok yer kaplıyor. Çok fazla dürmem gerekiyor sanırım, değil mi? Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Şu an valiz içinde bir düzen yapmaya gerek duymadım. Gerek yok herhalde. Bence ben direkt olarak şöyle pantolonlarımı falan alayım. Bunları yerleştireyim. Daha sonra kazaklarımı falan yerleştiririm. Bu arada benim evim gerçekten çok güzel. Biz bu cumartesi gittik. Sabah yola çıktık. Akşam döndük gerçi. Gerçekten çok güzel bir ev bulduk. Bilmiyorum, bir öğrenci için bence fazla büyük gibi gözüküyor. Kirası falan da her şey iyiydi. Yani şanslıydık biraz açıkçası. Sağ olsun bir arkadaşımız sayesinde de bir emlakçıyla tanıştık. O yardımcı oldu falan. Yani şansımız vardı. Güzel bir evdi gerçekten.
Okullar bir açılsın. Zaten bizim okul 20'sinde açılıyor. Büyük ihtimalle bir 17 ya da 18'inde falan giderim. Gittiğim zaman zaten giderken bir de gittiğim zaman yerleştirme videosu falan bir sürü şey çekeceğim. Vloglarım büyük ihtimalle. Yani izlemek isterseniz şuradan kanala abone olup bildirimleri açarsınız. Yine birlikte güzel bir vakit geçirmiş oluruz. Evimi de size göstereceğim. Yine çok fazla konuştum. Şu an hiçbir fikrim yok ama bu videoda da böyle mutlaka ya da mesela gibi dilime takılan bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok. Varsa zaten fark ederim. Sanırım zaten dedim. Bir sürü zaten dedim. Bunu şu an fark ettim. Yanlış fark etmişimdir. Yine aynı şeyi yaşamayalım. Son videoma bir kız o kadar güzel bir yorum yapmıştı ki. Her videoda Melisa'nın hayatından bir kelime eksiliyor gibi bir yorum yapmıştı. Onu da bulup buraya ekleyeceğim. Gerçekten o yoruma çok güldüm. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra şey olduğunu düşünsenize. Her videomda hayatımdan bir kelime çıkarıyor ve siz de bunun hesabını tutmak için izliyorsunuz falan. Komik olurdu. Çok sıcak. Bayılacağım galiba. Aydın sıcağında zor şartlar altında bu videoyu size çekiyorum. Umarım hoşunuza gider gerçekten. Beğenirseniz çok mutlu olurum. O zaman nerede kalmıştık? Şu şekilde şuraya atalım. Ben böyle mi video çektim? Saçım başım dağılmış sıcaktan. Şuraya bak. Kusura bakmayın gerçekten. Saçıma bak. Bir kuaföre gitme zamanı gelmiş. Şunları bir düzeltelim, kestirelim. O zaman şunları yerleştireyim, sonra görüşelim tekrar. Bay bay. Saçım başım o kadar dağıldı ve o kadar sıcaktı ki böyle bayılacaktım artık. O valizi doldurdum, kapattım. Orada daha fazla video çekemezdim. Çünkü ayakta duracak halim kalmadı. Aydın sıcağını herkes bilmez. Bir de benim odam çatı katında. Üçüncü katta baya baya sıcak. Daha fazla dayanamadım. Biraz vantilatör, klimayı her neyse açtım, bir şeyler serinledim. Şimdi bunu halledeceğim yani. Buraya da yerleştirmem gereken kışlıklar var. Hemen onları yerleştireyim o zaman. Şöyle bir mont ceketim var. Buna tam ne deniyor ismini hiç bilmiyorum, tamam mı? Böyle garip bir ceket. Şurada da kot ceketim var. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok severek giyiyordum. Kotu ondan almıştım. Fahriye Evleri'nin kreasyonundan. Bir tane daha kot ceketim vardı. Onu da anneme vermiştim. O bayağı düz bir modeldi. Ben bunu severek giyiyorum. Vallahi yeterli de oluyor. Başka bir tane kot ceket alır mıyım? Sanmam, bu yetiyor bana. Güzel de kullandığım için hiçbir yıpranma falan, hiçbir sıkıntısı yok şu an. Bir tane daha mont var, şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Tamam, şunu da koyalım. Şu şekilde. Yerleştiremedim. Tamam, hallettik. Şu var bir de. Bunu da Mudo'dan almıştım. Gayet güzel bir mont. Ama bunun askısı çok küçük. Niye böyle bir askı taktım, buna hiç fikrim yok. Şöyle bir şey. Tamam mı? Bunu da hemen kaldırıp koyuyorum. Kalan şöyle tişörtlerim var. Bunları koyacağım. Yine pantolon. Bir tane daha pantolon çıktı. Böyle tişörtlerim falan var. Bunları yerleştireceğim. Pijamalarımı da hemen atayım şuraya. Bu arada siz eve mi çıkmayı düşünüyorsunuz, yurda mı çıkmayı düşünüyorsunuz? O konuda da bir video yapmıştım gerçi ama onda da sanırım evi savunmuşum bayağı. Hani çıkar göster, evi savunmuşum resmen. Ne bileyim, evin artısı daha fazla geldi. Bilmiyorum, yurt bilmiyorum, biraz daha geri plandaydı benim için aslında. O videoyu da iki kere çekmiştim gerçi ama ilkinde bayağı iyiydi, görüntü kalitesi çok kötüydü. İkincide ne söyleyeceğimi unutmuşum. Direkt demişim ki evi savunmam lazım. Evi savunmuşum büyük ihtimalle. Öyle olmuş yani. Neyse, şöyle koalalı bir pijamam var. Onu da ekleyeyim pijamalar bölümüme. Başka neler var? Şöyle siyah kazaklar falan vesaire. Şimdi ben bunu nasıl kapatacağım? Çok güzel bir soru. Böyle beklesem falan kapanır mı acaba? Deneyelim şansımızı bakalım. Yanlardan biraz taşıyor ama. Gel bakalım buraya. Bir de evet, benim uyku arkadaşım var. Cookie. Cookie olmadan uyuyamıyorum zaten. Belki biliyorsunuzdur bunu. Bilmiyorum, söylemişimdir büyük ihtimalle. Cookie ile birlikte gideceğiz. Onu da alacağım. Bir de kedili yastığım var. Kedili yastığımı alacağım. Öyle yani. Konuşamıyorum ben bugün. Niye konuşamıyorum bilmiyorum.
Herkese tekrar merhaba. Ben bu videoyu ikinci güne taşıdım. Çünkü dün gerçekten çok sıcaktı ve çok yoruldum. Kıyafetleri yerleştire bitiremedim. Bugün böyle ufak tefek neler alacağımı göstereceğim. Onları valize yerleştirmeyeceğim çünkü şu an günlük hayatımda kullanıyorum. Zaten giderken görürsünüz ya da gittiğim zaman orada eve yerleştirirken görürsünüz. Şimdilik sadece göstereceğim. Saç maşası ve düzleştirici. Bunları aldım. Sıcak su torbası aldım. Şu şekilde makyaj malzemelerinin olduğu bir sepet aldım. Aslında daha fazla var ama gerçekten kullanmıyorum. Bunları bile çok kullanmıyorum, yani hiç işime yaramıyor. Yani kullanırsam diye aldım işte bir ihtimal. Vazgeçilmezimiz gül suyu. Gül suyu aldım. Bununla çok dalga geçtiniz bu arada. Kabak lifli eşek sütlü ballı sabun. Bunu da alıyorum. Bununla çok dalga geçtiniz ama üzüldüm ben biraz. Neyse. Yüzümü temizlemek için temizleyici. Başka vücut spreyi, deodorant, tekrar parfüm, rolon aldım bir tane de. Bir tane de saç yağı aldım. Şu şekilde. Ben bundan çok memnunum bu arada. Ekran görüntüsü alın isterseniz. Gerçekten çok güzel. Kokusu falan bayağı iyi. Ama Hindistan cevizinin yanında biraz da şekerli bir kokusu var. O bir miktar rahatsız ediyor ama güzel yani. Ojelerimi alacağım. Tabii ki de şöyle kocaman bir kutu var. Bunu nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Şimdi göstermelik iki tane aldım. Biraz sonra süreceğim zaten. O yüzden bunları çıkardım. Günlük bakım kremi. Bunu da çok uygulayamıyorum. Yüzüm egzamalı maalesef. Ama ara sıra uyguluyorum. İyi geliyor yine de. Bir de tabii ki de bu olmazsa olmazımız. Bunu da alıyorum. Bunu oraya gidince bir bakım kutusu yapacağım. Onun içine ekleyeceğim. Yani günlük olarak sürekli kullandığım şeylerin arasına ekleyeceğim. Kutuyu şu anda ayarlayamadım. Biraz da acelem var sanırım. Bu videoyu hızlı hızlı çekmek zorundayım. O şekilde bunu da alıyorum. Normalde şarjlı diş fırçası kullanıyorum. Ama bunun şarjı evde kalacak. Çünkü abimde de var aynısından. O şarj edecek. O yüzden ben bunu alamıyorum. Onun yerine şu şekilde diş fırçası almak zorundayım. Bunu alacağım yani onun yerine. Bu arada diş fırçası ve diş macunu koymak için gerçekten çok kullanışlı bir kutu. Şu şekilde. Bayağı hayat kurtarıcı oluyor. Bunu almanızı öneririm. Başka tabii ki de en önemlilerim. Şu şekilde göstereyim. Gözlüklerimi alacağım. Ağız çalkalama suyu. Bir tane de bunu alacağım. Bu arada şampuan, saç kremi, diş macunu falan bunları gidince oradan alacağım. Zaten şampuanımı değiştirmek istiyordum. Yeni çıkan bir şampuan var biliyorsunuzdur. DP Daily Perfection. Onun Hindistan cevizlisini almayı düşünüyorum. Eğer kullanıyorsanız, memnun musunuz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. O şekilde onu düşünüyorum şu an. Başka şu şekilde göstereyim. Kitap alacağım. Birkaç tane daha kitap alacağım bu arada. Bunları defalarca okudum. Ben aynı kitapları, yani şiir olarak aynı kitapları böyle 3-5 kere hatta daha fazla okuyorum. Çünkü her okuduğum zaman aynı anlamı taşımıyor. Bunları alacağım. Bunu da sürekli yarım bırakıyorum. Bunu da bitirmek istiyorum artık. Vakit bulursam eğer bunu bitireceğim orada. Yine göstermelik bir tane dergi aldım. Ama bunlardan bayağı böyle seri haline getirdim. Bayağı var. Onları da alacağım. Tekrar başlayacağım bunları okumaya. Eskiden her hafta alırdım. Bayağı iyiydi. Ama şimdi tekrar bir okuyayım dedim. Bakalım. Evi süslemek için şöyle ledler vardı bizim evde. Bir tane daha var. Onu da alacağım. Bir de bunların renklilerinden var. Onu da alırım. Bilmiyorum, değişik bir dekorasyon, süsleme falan bir şey yapmayı düşünüyorum. Özellikle YouTube videolarında arka plan oluşturmak için bence güzel olacaktır. Şimdilik göstermelik bir tane aldım. Zaten dekorasyon işini şöyle düşünüyorum. Eve taşındıktan sonra bir evin ortamına bakıp ona göre hani bir şekilde ayarlamayı düşünüyorum. Güzel olacak, bir öncesi sonrası videosu çekebiliriz. Öğrenci evindeki değişim falan diye bence güzel olur. Yani hoş olur. Evet, bunu zaten biliyorsunuz. Bunu açmama gerek var mı? Şöyle göstereyim. Gerçi ben bunu kapattım ama dolap organizeri şu şekilde. Bunu da alacağım. Yine dolabına bayağı iyi gelecek diye düşünüyorum. Başka bunu babam almış. Şey, bu şekilde yatağımın yanına koymak için. Su içmeyi unutuyorum ben. Hani daha kolaylık olsun, daha fazla su içebileyim diye. Çok iyi olmuş. Ben bunu bayağı sevdim. Şurada gördüğünüz işte tabak, çanak, bardak, kupa falan bu tarz şeyler var. Bir poli. Biz bunları Kütahya'dan almıştık. Hep bunları götüreceğim. Bunlar dışında daha evden götüreceğim mutfak malzemesi adına bir sürü şey var. Onları artık taşınma vlogunda görürsünüz. Orada gösteririm büyük ihtimalle.
Burada gördüklerinizin dışında kameramı alacağım. Bu yıl fotoğrafçılık dersi var. Ama ihtiyaç olmaz büyük ihtimalle. Olsun, yanımda bulunsun. Belki kullanırım. Tripodlarımı falan alacağım. Başka öyle aklıma gelmiyor. Böyle ıvır zıvır 3-5 bir şey varsa onları da alırım. Bu şekilde diye düşündüm. Yani benim videom bu kadardı. Bu arada ben bugün bu videoyu çekmeyecektim. Bu aslında yoktu. Neyse. Dün kapanışı yapmıştım ben. Sadece kıyafet yerleştirip falan. Şimdi o zaman bir düne gidelim. Bu videonun kapanışını o şekilde yapalım. O zaman düne bir geçmişe gidelim biz. Görüşürüz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenirseniz, yorum bırakırsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Daha detaylı yurt videosunda neler alınması gerektiği konusunda açıklama, bir öneri isterseniz onu da zaten videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan izlersiniz. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Benden bu kadar. Bu arada mutlaka, yani mesela taşınırken çekeceğim vlogda yerinizi alırsanız çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. El sallayalım. Bay bay.